Değerli dinleyicilerim, hikayemizin final videosuna hoş geldiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup, videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Kapıdaki boyalar, Şermin'deki gariplikler beni bir şüpheye itiyordu. Akif ve Dicle geldikten sonra evde garip olaylar yaşanmaya başlamıştı. Şermin kendi sesini duyuyor, kapıda farklı boyalar beliriyor ve ne hikmetse bunu ilk fark edenlerden birisi her zaman Akif oluyordu. Şüphe duymuş olsam da pek bir şey söylemedim. Sonuçta böyle şeylerin baltı inançlar olduğunu düşünürdüm. Günler uzun zaman sakin geçmişti. Şermin 3-4 gündür normal hayatına devam ediyordu. Akif ve Dicle eve iyiden iyi alışmışlardı. Pazar izinlerinin olduğu bir gün Şermin ile evde yalnızdık. Yine yağmurlu bir gündü. Konağın dış kapısı önünde küçük bir kız çocuğu vardı. Üstünde bembeyaz bir elbisesi, sarı lüle saçları, oyuncak bir bebek ile konağın dış kapısı önünde oturuyordu. Tahminen 6-7 yaşlarındaydı. Şermin pencereden onu gösterip, "Rüzgar, baksana ne kadar ufak, sırılsıklam olmuş," dedi. Hakikaten de öyleydi. Yağmurda sırılsıklam olmuş, üstü başı sucuk gibiydi. Aşağı indim. Şermin pencereden bizi izliyordu. Köpeğin olduğu kapıyı açtım ve küçük çocuğun yanına gittim. Ben kapıyı açınca ayağa kalktı. Gözlerini yağmurdan açamıyordu bile. "Adın ne senin?" dedim. "Yağmur," dedi. Annesinin babasının nerede olduğunu sordum. Deniz'i gösterdi. "Onun içinde kaybolmuşlar. Ben küçüktüm, hatırlamıyorum," dedi. Onu konağa aldım. Şermin konağın merdivenli kapısında bizi bekliyordu. Yağmur ile merdivenlere çıkıyorduk. Köpekten ürkmüş, elimi sımsıkı tutmuştu. Şermin'i görünce elimi bıraktı. "Benim adım Yağmur," dedi gülerek. Şermin de gülerek başını okşadı. Şermin mutfakta çocuğa kek, süt gibi şeyler hazırlıyordu. Yağmur'un üstünü değiştirmiş, Şermin'in ana olarak sakladığı çocukluk elbisesini üstüne giydirmiştik. Çocuk mutlu gözüküyordu. Şermin'in getirdiği yiyecekleri yemiş, şöminenin önünde sere serpe yatmış keyif alıyordu. Daha sonra yanına gittik. Şermin sorular sormaya başladı. "Senin birlikte yaşadığın birisi yok mu Yağmur?" dedi. "Hayır," der gibi başını salladı. "Peki annen ve baban nerede?" diye sorduk. Yine Deniz'i işaret etti. Kolunda bileklik benzeri bir şey vardı. Plastik sarı bilekliğin üzerinde Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu yazıyordu. Küçük bir çocuk olmasına rağmen sol kolunda da Min El Hak yazıyordu. Bu sözün anlamını daha önce az çok duymuştum. Pek hayırlı şeylere vesile edecek bir söz değildi. Değişik bir hayatta olduğu belliydi bu yavrunun. Şermin bilekliği fark edince benimle diğer odaya geçti. "Rüzgar, yıllardır sana bir evlat veremedim belki ama bu çocuk bizim için geldi. Yağmurlu bir günde Yağmur diye bir kızımız olsun istemez misin?" dedi. Çok sevineceğimi söyledim. Yağmur'un yanına gidip "Bu gece burada kalmak ister misin?" diye sorduk. Evet dercesine başını salladı. O sırada Akif ve Dicle pazardan gelmişti. Şermin, Yağmur'u kucağına alıp Akif ve Dicle'ye onu göstermeye, tanıtmaya gitmişti. Merdivenin orada onları beklerken Akif de Dicle de öylece durdu. Eve doğru adım atamadılar. Sadece öylece bakıyorlardı. Ben de bu olanları Şermin ve Yağmur'un arkasından seyrediyordum. Şermin, "Neden gelmiyorsunuz? Şaşırdınız mı bu güzelliği görünce?" dedi. Akif bir şey dememişti. Dicle geriye doğru bir iki adım atıp "Nereden geldi bu çocuk Şermin Hanım?" dedi. Akif gözlerini küçük çocuğa dikmiş sinirle bakıyordu. Dicle de olayın şokunu yaşıyordu. Ama buna neyin sebep olduğunu o an anlamamıştık. "O bizi buldu," dedi Şermin. Dicle hızlıca Şermin'in üzerine doğru geldi. Şermin de Yağmur da korkmuşlardı. Yağmur'un kolundaki kanadan dövmeyi açtı. "Şermin Hanım, buraya bakın. Bu çocuklar üstünde büyü olan çocuklardır. Bu çocuk hanenizde kalırsa yüzünüz gülmez," dedi. Şermin Dicle'yi itmişti. "Sen ne saçmalıyorsun Dicle," dedi. Yağmur ağlamaya başlamıştı. Koca yaştaki bu kadının ve adamın ona tepki göstermesi onu etkilemişti haliyle. Şermin olanlara sinirlenmişti ve yukarıya çıkmıştı. Akif, Dicle ve ben girişte kalmıştık. Dicle bu sefer benim yanıma geldi. "Rüzgar Bey, yollayın onu evden," dedi. Akif de devam edip, "Eğer o çocuk gitmezse bu evden çıkacak ilk cenazeden bizler mesul değiliz," dedi. Akif'in cenaze çıkmasından kastettiği neydi anlamamıştım.
Dicle laf arasına girip, ''Siz Akif'in kusuruna bakmayın Rüzgar Bey. O böyle olaylardan biraz korkar. Kalbi tekler de vefat ederse diye söyledi herhalde.'' dedi. Bir göz hareketiyle Akif'i bahçeye yolladı. ''Biz sizinle 5 dakika konuşabilir miyiz?'' dedi. Kabul ettim. Mutfağa gitmiştik. Dicle başladı anlatmaya. ''Bu çocuk.'' dedi. ''Bu çocuk büyük ihtimalle Arap bir ailenin çocuğu. Kolunda Azem kabilesinin sözü yazıyor. Bu kabile Peygamber Süleyman Şah Hazretleri tarafından lanetlenmiş, mühürlenmiş bir kabilenin izidir. Bu çocuk girdiği haneyi yakar, girdiği evi talan eder. O evden aklı selim bir insan dahi çıkmaz.'' dedi. Ben de ona dönüp ''Batıllaşma Dicle. Bunlar geçmişte inanılan hurafeler.'' dedim. ''Rüzgar Bey, o Şermin Hanım'ı şimdiden büyülemeye başladı bile. O buraya tesadüf olarak gelmedi.'' dedi. Söyledikleri tüylerimi diken diken ediyordu. Korkmuyordum ama garip hissediyordum. ''Peki bu çocuk öyle güçleri olan biri olsa neden bizle uğraşsın?'' diye sordum. ''Öğreneceğiz.'' dedi. Gece sökünce Şermin sofrayı bu sefer büyük salona çıkartmıştı. Sabahki olaydan sonra artık Akif ve Dicle ile yemeğimizi paylaşmamaya başlamıştık. Uzun bir masamız vardı. Masanın bir ucunda ben, karşı ucunda Şermin, tam ortada ise Yağmur oturuyordu. Şermin ve Yağmur yemeği pek beğenmemiş gibiydiler. Benim de pek iştahım yoktu zaten. Şermin yemeğini yerken birden duraksadı. Öksürüyordu. Yağmur ona önündeki suyu verdi. İçiyordu ama suyu içtikçe Şermin daha da şiddetli öksürüyordu. Alt kattan Dicle ve Akif yukarıya fırlamıştı. Öyle şiddetli öksürüyordu ki ses tellerinin zedelendiği sesi bile hissediyorduk. Ağzından yara kabuğu gibi bir şey çıktı. Büyük bir parçaydı. Yemeğin içinde fark edilmemesi mümkün değildi. Etrafı beyazlı siyahlı saç telleriyle sarılıydı. Bu saçlar evde sadece Dicle'ye ait olan renk ve modeldeydi. Şermin öksürürken gözlerini sinirle Dicle'ye dikmişti. Dicle durumu anlamıştı. Şermin bu sefer ona karşı patlayacaktı. Akif, Şermin'in ağzından çıkan kabuğu inceliyordu. ''Rüzgar Bey, bir bakar mısınız?'' dedi. Yanına gittim. ''Bu geceki yemeğin içinden eğer bu şey çıktıysa fazla zaman geçirmeden gidin buradan.'' dedi. ''Neden Akif, ne oluyor yine?'' diye sordum. ''Bu kabuğun bir insan derisinden kabuk olduğunu söyledi. Hiçbir hayvanın yarısının kabuğu bu şekilde pıhtılaşmaz.'' diyordu. Akif'in bu bilgisi beni şaşırtmıştı ama evde yaralı olan kim olabilirdi ki? Ve hepsinden önemlisi, bu şey nasıl oluyor da tencereye giriyor, tencereden Şermin'in tabağına geliyor ve fark edilmiyordu. Şermin kendine geldikten sonra el hareketiyle Yağmur'u odaya çıkarmamı istedi. Ben Yağmur'u misafir odasına bırakıp radyoyu açtıktan sonra aşağı indim. Dicle ve Akif koltukta oturuyordu. Şermin ayakta hesap soruyormuş gibi bir ifade takınmıştı. ''Bu şeyi yemeğime neden koydunuz?'' dedi. Dicle yemeğe bir şey koymadıklarına yemin ediyordu. Akif de onu onaylıyordu. Ama Şermin inanmamıştı. Şermin, ''Bana söyledi. Dicle'nin bana bir kötülük yapacağını bana söyledi.'' dedi. ''Sana kim ne söyledi Şermin?'' dedim. Bu söylediğini duymam onun canını sıkmıştı. Cevap veremedi. Ben de, ''Dicle, Akif siz aşağı inin. Yarın eşyalarınızı toplamış olun. Kalan 3 aylık paranızı da vereceğim.'' dedim. Şaşırmışlardı ama bu Şermin'in hoşuna gitmişti. Önemli olan eşimin mutluluğuydu. Fakat daha düne kadar can ciğer olduğu bu iki görevliye neden şimdi bu kadar kötü olduğu anlamamıştım. Bir şeylerin olduğu netti ama anlaşılamıyordu. Onlar alt kattaki odalarına inmişti. Şermin bu gece Yağmur'la uyumak istediğini söyledi. Kabul ettim. Ben yatak odasına yalnız yatacaktım. Hava yağmurluydu. Ortalık sessizdi. Gecenin sessizliğini Şermin'in çığlıkları bozmuştu. Korkunç çığlıklar yükseliyordu yan odadan. Yağmur'un ağlama sesi duyuluyordu. Misafir odası bahçeyi net bir şekilde görüyordu. Şermin ve Yağmur pencere kenarındaydı. Gözlerindeki korkuyu hala unutamıyorum. Şermin eliyle bahçeye işaret ediyordu. Bahçedeki demir kapımızın sivri uçlarına evlat edindiğimiz köpeğin kafası kesilmiş ve dikilmişti. Ayrıca bahçenin bazı kısımlarının talan edildiği de belliydi. Alt kata bahçeye indim. Hayvanın leşi paramparça bir haldeydi ve bahçenin dört bir yanına dağılmıştı. Sadece başını parçalamamış ve direğe asmışlardı. Müştemiyat dairesine baktım. Akif ve Dicle yoktu. Evi terk etmişlerdi.
sessiz sedasız, tek kuruş para istemeden ve kaçar gibi gitmişlerdi. Bu evi büyüledikleri konusunda şüphelerim vardı. Hatta büyünün varlığına dahi inanmazdım ama artık emindim. Onlar bir şeyler yapmışlardı. Hiçbir yeri arayamadım ve evdeki leş parçalarını topladım. Şermin sakinleştirici ilaçlarını almıştı. Yağmur da bir yerden sonra uykuya dalmıştı bile. Olanları düşünüyordum. Kafam çok doluydu. En azından artık gittiler. Başımıza bela olamazlar diye düşünüyordum. Ama olacaktı. Öyle şeyler olacaktı ki bu şeyi nesil kurutacaktı. Onlar olmadan uyuduğum son geceydi bu. Üst kattaki yatak odama çıkıp uyudum. Ve o gün geri gelmişti. 26 Ocak 1985 sabahı başlamış, şafak sökmüştü. Şermin ve Yağmur beraber kahvaltıyı hazırlamışlardı. Güne güzel bir kahvaltıyla başlamıştım. Bugünün iyi geçen tek şey buydu. Hayatımdaki en feci anları yaşayacaktım. Bütün ömrümü etkileyecek olaylar peşime musallat olacaktı. Şermin ve Yağmur'un hazırladığı kahvaltıyı yaptıktan sonra dün geceki olayı konuşmaya başladık. Şermin dün gece olan köpek olayını sordu. Pek üstelemedim. Hayvanın parçalarını kapı önüne siyah bir poşetle koymuştum. Sabah da kediler, diğer köpekler falan çoktan yemişti zaten. Yağmur oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı. Şermin, Dicle ve Akif'in işidir bu. Onlardan başka kim öldürecek köpeği? Dedi. Ben de söylediklerini onayladım. Başka kim nasıl yapabilirdi ki? O gün hayatımın en büyük hatalarından birisini yapıp adaya pazara inmiştim. Yağmur ve Şermin evde yalnız kalmışlardı. Giderken kapıyı iyice kilitlemiştim. Ancak aldığım bu önlem yetmeyecekti tabii ki. Öğlen 2-3 gibi gittiğim pazardan saat 6 gibi dönmüştüm. Adada iyi zaman geçirmiştim. Balık ve küçük rakıyı da almıştım. Her şeyin düzelmesini umuyordum. Şermin, Yağmur, yeni ev ve yeni bir hayat. Tek isteğim buydu. Konağın kapısından içeri girdim. Hava kararmıştı. Bahçedeki salıncakta Şermin'in sallandığını gördüm. Gözleri ağaca takılmış, öylece bakıp ağır ağır sallanıyordu. ''Hoş geldin Üzgar'' dedi. ''Ne yapıyorsun burada Şermin?'' dedim. Yüzüme bakıp gülümsedi. ''Dinleniyorum'' dedi. Elimdekileri dolaba bırakıp birazdan yanına geleceğimi söyledim. Eve girdim. Mutfaktan bir ses geldi. ''Hoş geldin hayatım, geciktin biraz.'' Şermin'in sesiydi. Dona kalmıştım. Bir şey diyememiştim. Şermin karşımda öylece yüzüme bakıyordu. Kafamı mutfak penceresinden uzatıp kapı önündeki salıncağa baktım. O sırada arkamda bir ürperti hissettim. Salıncak boştu. Ama arkamdaki ürperti de neydi? Bu 2 saniyelik ürperti hayatımın en korkunç anına denk gelecekti. Hızlı bir bıçak darbesi geldi. Bıçak sağ kolumu sıyırmıştı. Ancak ince bir kemik atmıştı. Şermin elinde bıçak ve büyük bir sinirle bana bakıyordu. Şirrem hen diyordu. Senin yüzünden demekti bu. Benim yüzümden neydi? Elindeki bıçağı bir yandan gülerek bana savuruyor, diğer yandan ağlıyor ve benden yardım istiyordu. Bembeyaz kesilmişti. Göz altları hızla morarıyor ve damarları iyiden iyiye belirginleşiyordu. Bıçak güç bela elinden almaya kalkışsam da başarılı olamadım. O anki korku ve gerilim ile bir şey yapamıyorsunuz ve sevdiğinize zarar vermekten korkuyorsunuz. Bir yerde okuduğum, eğer bir cinin saldırısına uğrarsanız 5 mesneleri şehadet getirin deniyordu. Güç bela onu okuyup büyük salona doğru koştum. Yerde mumlar, kemikler, camlar ve bir oyuncak bebek vardı. Bu oyuncak bebek Yağmur'un eve geldiğinde elinde tuttuğu bebekti. Şermin ağır adımlarla merdiveni çıkıyordu. Elime ben de bir bıçak almıştım. Kendimi savunmak zorundaydım. Ağır ağır çıkıyor olsa bile onun attığı her adımda ben kas katı kesiliyordum. Ve birden büyük bir hızla yanıma gelmişti. Şermin gibiydi ama değildi. Gözleri bembeyazdı. Ufacık bir göz bebeği vardı, nokta kadardı. Elleri üstü et kokuyordu. Yere düşmüştüm. Son kuvvetim ile uzağıma düşen bıçağa uzanıp karımı öldürmek istiyordum ama olmamıştı. Yüzüme kemikler atmıştı. Evin dört bir yanından çığlık sesleri yükseliyordu. Şermin'in sesi değildi bu. Büyük bir öfkeyle yüzüme ince ve uzun bıçak darbeleri atıyordu. ''İn velleşim cin, cinin kanına bedel'' demekti bu. Evde bu sesler yankılanıyordu. Ölümü bekliyordum.
Üstümde karımın suretinde olan bu şey birden durmuştu. Evin merdivenlerinde o iki kişiyi gördüm. Akif ve Dicle'ydi bunlar. Ellerinde o küçük bez bebek vardı. Akif bir şeyler okuyup Dicle'nin elindeki bez bebeği yerde duran mumların yardımıyla ateşe verdi. O bunu yaptıktan sonra Şermin'in çığlıkları evi daha da inletmeye başladı. Sanki deprem oluyordu ama bu deprem sadece rüzgar ve konanda hissediliyordu. Evin içinde büyük bir sarı ışık olduğunu hissediyordum ve sonrasında ne oldu ne bitti bilmiyordum. Uyandığımda güneş doğmak üzereydi. Akif ve Dicle'nin olduğu yerde küller vardı. Başka bir şey yoktu. Yağmur ortalıkta yoktu. Her şeyin sebebi bebekti. Şermin ise yerde öylece ağlıyordu. Yüzümde kuruyan kan nedeniyle konuşmakta güçlük çekiyordum. Göz kapaklarım zarar görmüştü. Güneş ışıkları arttıkça acıdan duramıyordum. Polis soruşturmalarında Akif ve Dicle adında birilerinin olmadığı ve nüfusta böyle kişilerin dahi olmadığı açığa çıktı. Onlardan kalan kül örneğini bir alime gösterdiğimizde ise bunun Hüddam soyundan iki cinli olduğunu ve amaçlarının beni ve eşimi korumak olduğunu söyledi. Yağmur'un ise çocuk esirgemede kaydı bulunmamıştı. Anlaşılan o da var olmayan bir şeydi. O da onlardandı. Her ne kadar şikayetçi olmadığımı söylesem de Şermin polislerle gitmişti. Onu bir yıl sonra görebilmiştim. Hapishane yetkilileri akli dengesinin yerinde olmadığı için oradan hastaneye gönderildiğini ve beyne elektrik verme gibi pek çok yöntem uygulansa da akli dengesinin bir daha geri getirilemediğini söylediler. Ben ise kayıp bir yüz ve her zamanki gibi bir hayat ile yaşama tutunmaya çalışıyordum. Gözlerimi kaybetmiştim. Kıymetli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Allah bu olanları kimseye yaşatmasın. Bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımda yeni yayınlanacak bir başka hikayeyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Her şey siz dinleyicilerim için. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın.